Sevgili 4. sınıflar, matematik dersimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu doğal sayılarla toplama işlemi. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Dersimizin içeriğinde toplama işleminin terimleri, verilmeyen toplananı bulma, toplama işlemi problemleri ve etkinlikleri olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle toplama işleminin terimlerini hatırlayalım. Hemen örneğimizde 3227 artı 1096 işlemini görüyoruz. Toplamı 4323 bulmuşuz. Terimler nelerdi? Topladığımız sayılara toplanan diyorduk. Birinci toplanan, ikinci toplanan. Bulduğum sonuç ise toplam oluyordu. Şimdi toplama işlemiyle ilgili özelliklerden değişme özelliği. Yani toplama işleminde toplananların yeri değişse de toplam değişmez. Hemen örneğimizde gördüğümüz gibi ikinci işlemde de sadece toplanan sayıların yerini değiştirmişim. Önce 1096 yazmışız. Sonrasında 3227. O zaman ben bu işlemi yapmama gerek yok. Zaten toplamın 4323 olduğunu biliyorum. Toplananların yerlerinin değişmesi toplamı değiştirmiyor. Toplama işleminde bir diğer önemli kural ise toplama işlemi yaparken basamakların alt alta gelmesine dikkat edilir. Hemen bir işlem daha yapalım birlikte. 1751 sayısıyla 990 sayısını toplayacağım. Şimdi 1751'i yazdım. 993 basamaklı bir sayı sağ hizalayarak yazmam gerekir. Bu şekilde yazarsam bakın basamaklar da alt alta gelmiş olur. 1, 0 daha 1. 9'a 5 ekledim. 14 elde var 1. 9, 1 daha 10. 7 daha 17 elde var 1. 1, 1 daha 2 olur. Toplamı 2741 buluruz. Eğer bu şekilde hizalama yapmasaydım 9'u ben buradan yazarsam 999'unu ne olur? Bu 9 yüzler basamağında değil de binler basamağında olur. Sayının binlikleri 9 daha fazla artardı. Yani burada yaklaşık olarak 11.000 gibi bir sonuç bulurduk. çok da yanlış bir sonuç olurdu. Toplama işlemi ile ilgili birinci problemimize bakalım. Babamlar 3 kardeştir. Kardeşlerin arasında 6'şar yaş vardır. En küçük kardeş olan halam 39 yaşında olduğuna göre kardeşlerin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi 3 kardeş var. Şöyle yaşlarını buralara yazalım. Birinci kardeş 2 ve 3. En küçükleri halammış. O da 39 yaşında. Aralarında 6'şar yaş varsa 39'a 6 a eklerim. 15 bir elde 45 olur. Ortanca kardeş 45 yaşında olur. Şimdi 45'e de 6 eklersem 11 51 olur. En büyük kardeş de 51 yaşında. Bizden ne istemişti? Kardeşlerin yaşları toplamı. O halde 39 45 ve 51'i alt alta yazarak toplayalım. 9 5 daha 14. Bir daha 15. 15'in 5'i bir eldeğimiz var. 3 bir daha 4, 4 daha 8, 5 daha 13 eder. 3 kardeşin yaşları toplamı 135'tir. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkarılır. Örneğimize bakarsak 5488 ile ben bir sayıyı toplamışım. Toplamı 6096 bulmuşum. şimdi Verilmeyen toplananı nasıl buluyorum halde? 6096'dan 5488'i çıkarırsak bulabiliriz. 6'dan 8 çıkmadı. Komşuya geldik. 16'dan 8 çıkar. 8 kalır. 8'den 8 çıktı. 0. 0'dan 4 çıkmadı. Komşudan bir 10'lu kaldık yine. Burası 4, 10 olur. 10'dan 4 çıktı. 6, 0. Bize verilmeyen toplanan 608'miş. Eğer toplanan sayılarım 2 tane değil de 3 tane ise nasıl yapacağız? Bakın 3 veya daha fazla toplananın olduğu toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulmak için verilen terimleri toplarız ve toplamdan çıkarırız. Burada işlemde 2563 artı 987 artı bir sayımız daha var. Toplam 4918 bulunmuş. O halde 2563 ile verilen toplananları toplayalım. 987'yi topluyorum. 7, 3 daha 10 eder. 6, 1 daha 7. 8 daha 15. Bir elde yine aktardım sonraki basamağa. 9, 1 daha 15 daha 15. Bir elde 3550. Şimdi verilmeyeni bulurken toplamdan çıkarmam gerekiyordu. 4918'den 3550'yi çıkaralım. 8'den 0 çıkar. 8, 1'den 5 çıkmadı. 11'den 5 çıkardım. 6, 8'den 5 çıktı. 3, 4'ten 3 çıktı. 1 kalır. 1368 bize verilmeyen Toplananmış. Verilen toplama işlemine göre A artı B kaçtır? Şimdi yine toplama işleminde bu kez verilmeyen rakamlar var. 7000'li bir sayıyla ben 5800'lü bir sayıyı toplamışım. Toplam 13.056 olmuş. Şimdi buradaki yöntemimiz şu olacak. Basamaklarda tek tek toplama yapacağız. 7 ile ben kaçı toplarsam 6 olur. Burası bakın 7'li. 6'dan nedir? Fazla olduğuna göre demek ki burası 16 olabilir diyorum. O halde 16 ile kaçı toplarsam pardon 7 ile kaçı toplarsam 16 olur? 9'u. B'nin yerine 9 yazarsam 16 oldu. 1 elde olmalı. Eldeyi buraya aktardık. 3 bir daha 4 bir daha 5. Evet doğru oldu. Devam ediyorum. 8 ile A'yı toplamışım 0 olmuş. Burası o zaman 10'dur diyorum ben. Çünkü 20 olamaz. 20 olursa 12 yazmam gerekir A yerine 10 olması için de Aya 2 veririm 10 oldu 1 elde olmalı 7 bir daha 8 5 daha 13 evet doğru oldu demek ki B yerine 9 A yerine 2 yazarsam oluyor 9 2 daha da 11 oldu A artı B bu şekilde toplama işlemlerinde toplanan sayısı daha da fazla olabilirdi e, verilmeyen rakamlar da daha fazla olabilirdi. İzleyeceğimiz yöntem bu olacak. Toplamayı yapıp sırasıyla basamakları takip edip verilmeyen harflerde hangi rakam olacağını bulabiliriz. Sıradaki örneğimizde hangi sayı ile 2348 toplanırsa toplam 7041 olur demiş. Bizim bir sayımız varmış. Bu sayıyla 2348'i toplamışız. Toplamı da 7041 bulmuşuz. Evet, verilmeyen toplananı bulacağız burada yine. Ne yapmamız gerekir? Toplamdan 7041'den verilen toplanan 2348'i çıkaralım. 1'den 8 çıkmadı. 1 onluk alalım. 11'den 8 çıktı 3 kalır. 3'ten 4 çıkmadı. Kolmuşu da onluk yok. Geldik en başa. Buradan bir tane aldık. 6 kalır. Burada 10 olacaktı. Birinde alacağız. 9. Burası da 13 olur. Şimdi 13'ten 4 çıkarsa 9 dokuz kalır. 9'dan 3 çıktı 6 altı kaldı. 6'dan 2 çıktı 4. Bize verilmeyen toplanan 4693. İkinci sorumuza bakalım. Bir fırında 3 günde toplam 9593 ekmek satılmıştır. Birinci gün 2430 ekmek, ikinci gün 3809 adet ekmek satıldığına göre üçüncü gün kaç ekmek satılmıştır? Birinci günü yazdık. İkinci gün 3809. Üçüncü günü bilmiyoruz. Ama üç günün toplamını biliyorum. Neymiş? 9593. Yine verilmeyen toplananı nasıl bulabiliriz burada? Verilenleri toplayıp toplamdan çıkaracağız. 2430 3809 toplayalım. 9 3 8 4 daha 12 1 elde 3 6 6239 etti. 9593'ten 6239'u çıkaralım. 3'ten çıkaramadım. 1 onlu kaldık. 13'ten 9 çıkar 4 kalır. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 9'dan 6 çıktı 3. Bize verilmeyen toplanan 3. gün satılan ekmek sayısı 3354 olur. Bilgi Bankası etkinliğimizde toplama işlemi ile ilgili verilen bilgileri tamamlayalım. 4123 artı 308 işleminde en son toplanacak basamak. İlk biz en küçük basamaktan başlarız. En sonda en büyük basamağa geliriz. En büyük basamak binler basamağıdır. 206 artı AB eşittir 953 işleminde. AB sayısını bulmak için yapılacak işlem. Verilmeyen bir toplanan var. Ne yaparız? 953'ten 206'yı çekeriz. Toplama işleminde toplanan sayıların basamakları alt alta yazılmazsa toplam yanlış bulunur. Evet, basamakları alt alta hizalamazsak toplam kesinlikle yanlış olur. Toplama işlemine en küçük basamaktan başlanır. Evet, en küçük basamaktan başlıyoruz. Toplananların yeri değiştiğinde toplam da değişir. Hayır bunu örneğimizde görmüştük. Toplananlarda yeri değişse de toplam değişmez. Toplama işleminde eldeler bir sonraki basamağa eklenir. Evet eldeleri eklemezsek toplamı yanlış buluruz. Yukarıda verilen işlemde soru işareti yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? İnceleyelim işlemi. 4387 artı 628 artı 93 bu işlemin sonucunda elde edeceğim sayının buradaki sayıdan küçük olması istenmiş. Önce işlemimizi yapalım. 4800, 4387, 628, 93. Topluyoruz. 8, 7 daha 15, 3 daha 18. Bir elde 8, 1 daha 9, 2 daha 11, 9 daha 20. Elde var 2. 3, 2 daha 5. 6 daha 11. 1 de elde vardır. 5108 sayısına ulaştım. 5108 küçüktür. Soru işareti oldu artık benim ifadem. Buraya yazılabilecek en küçük sayı kaçtır çocuklar? Şimdi 5108 buraya 9000 de yazabilirim. 10000, 7000. Ama en küçükleri kaç olur? 5108'in bir fazlası olur. O da 5100 9 olur. Yukarıda verilen toplama işlemlerinde en büyük ve en küçük toplamı bulan öğrenciler kimdir? Melih'in, Zehra'nın, Eren'in ve Elif'in yaptığı işlemleri görüyoruz. Bu sorunun cevabını bulmak için sırasıyla işlemleri yapalım. 1357 artı 987 topluyoruz. 7, 7 daha 14, eldeyi verdik 6 8 daha 14 1 elde 4 9 daha 13 1 de elde vardı 2344 burası Melih'in cevabı Zehra'nın işlemine bakalım 4271 2051 toplayalım 1 1 daha 2 7 5 daha 12 2 1 daha 3 oldu. 4 2 daha 6. Zehra'nın bulduğu cevap 6322 olur. Eren'in işleminde 3202 artı 899 toplayalım. 9 2 daha 11. 1 elde. 9 1 daha 10. Yine 1 elde kalır. 2 1 daha 3. 8 daha 11. 1 bir. Bir eldeyi de eklersem 4101 de Eren'in bulduğu sonuç olur. Elif'in işlemine bakalım. 1977 artı 2982 toplarsam 7, 2 daha 9, 8, 7 daha 15, 9'a 1 ekledim 19 daha 19, 1 elde 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 4959 da Elif'in bulduğu sonuç olur. En büyük sonuç hangisi oldu burada? Zehra'nın bulduğu sonuç olur. Buraya 1 diyelim. En küçük toplam top, toplam nerede? En küçük toplam ise Melih'te. Buraya da 2 iki diyelim. İkinci problemimize bakalım. Yandaki toplama işleminde her toplanana 350 eklenirse yeni toplam kaç olur? 3 toplananlı bir toplama işleminde Toplamı 9881 bulmuşuz. Şimdi hemen küçük basit bir örnekle yapalım bunu. Bizim işlemimiz 5 2 ve 1'i topladığım bir işlem olsaydı 5 2 daha 7, 1 daha 8 ederdi. Peki ben burada toplananların her birine 3 ekleseydim 5 3 daha 8, 2 3 daha 5, 1 3 daha 4 olurdu toplarsam 8, 5 daha 13, 4 daha 17 olurdu. Yani toplam kaç artmış olurdu burada? 17'den 8'i çıkaralım. 9 artmış olurdu. Ben toplanana kaç eklersem toplamda o kadar artar. Şimdi buradaki soruda her toplanana 350 ekliyorum. 3 tane 350'yi toplayıp toplama eklemem gerekir o halde. 350 3 tane 6 alta yazıyorum. 0, 5, 10, 15, 3, 6, 9, 10. Bizim toplamımızın 1050 artması gerekir. 9881 artı 1050 işlemini yapalım. 1, 13, 81 daha 9, 9, bir daha 10. Bu işlemde yeni toplam 10000. 931 olur çocuklar. Matematik dersimizde doğal sayılarla toplama işlemini öğrendik. Etkinliklerimizi, problemlerimizi birlikte cevapladık. Bir sonraki derslerimizi takip edebilmek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.